Well, let's begin with a brand new game announcement. Yeni bir oyun açıklaması. The world premiere of the next great adventure from Gearbox and 2K. Gearbox ve 2K'den yeni bir oyun. Wonderland, Tiny Tina. Yok değil, farklı bir oyun lan galiba. Emin değilim, belli olmaz. Farklı bir oyun sanki. Yok, Borderlands. It soars on the wind. Borderlands gibi gözüküyor. It rises from the grave. It stops. Sel şeydi tamam. You cannot hide from fate. But you can make your own. Kadroya bak. Ne oluyor oğlum? Tamam, more Wonderlands. Güzel abi, ben seviyorum. Bu tür oyunlarını çok seviyorum. Beyine bırakıp oynayacaksın bunu. Kısaca Skyrim ama Borderlands. Oha, spell casting falan da varmış bu arada. Bayağı bildiğin büyü falan da atabiliyorsun. Elden Ring'cilerim nerede? Geliyor abi. Çıktı. Steam ve PC'ye gelecekmiş eski bir oyun. Aynen GTA 6 ama şey... Ooo şey lan bu. Neydi lan bu oyun ismi? Metal Slug. Ama XCOM. Kaslı abime bak be. Oğlum çok güzel olmuş lan. Sıra tabanı, sıra tabanı. Turn based strateji. Metal Slug ama. Lan can canlı yandı lan. Ben oynarım şimdi, yalan yok. Japonya. Kojima. 3'e yandıysa Kojima. Hello. Ah be kral, Covid'den. Ah Kojima-san. Senin yüzünden oluyor bu arada. O oyunu öyle gerçekçi yaparsan ağzımıza sıçtı bir anda. Oyunu oynarken ne alaka abi, böyle bir şey olabilir mi? Kargo ne olacak falan dedik. Sonra bir ay sonra ağzımıza sıçıldı. Tamamen bu adamın suçu. Diyor ki bütçe o kadar fazla verilmiyor. Artık kısa sürede yapmam lazım oyunu. Para bütçe.
10 senede bir oyun çıkaramam. Ama düşünce yapımı falan değiştirdim falan diyor. Genel şey olarak bu Covid olaylarından dolayı düşünce yapımı falan çok değiştirdim. Ya büyük bir etkinlikten sonra yani en son 9-11'den sonra yani elinde sonunda farklı bir rotasyona gitmiştik. Bu Covid'den sonra da aynı şekilde düşünce yapımız değiştiği için üzerimize büyük büyük düşüyor falan dedi. Ne yaptığımı tam söyleyemem diyor. Her zaman oyuna sosyal elementler koymak istedim oyunun temeline. Yani insanların ne olduğunu neler olduğunu düşünmesi açısından böyle şeyleri koymayı seviyorum diyor. Ama bu değişimin hızından dolayı gelecekte ne yapacağımı ve nasıl oyuncuları tanıtacağımı iyice düşünmem lazım diyor. Pepsi Man yapacak. Pepsi Man 2. Dur dur, nereye gidiyorsun? Yok mu? PlayStation Studios'la aman. DLC mi PlayStation 5 upgrade mi? DLC okeyim bak oynarım. DLC bu arada ben böyle bir yer hatırlamıyorum oyunda. DLC aynen. Expansion geliyor. Oyunda böyle bir yer yok çünkü. Peki yok mu yeni bir oyun olması? Zaten altyapıyı koyduk 5 dakikada yaparız deyip. Ulan yemin ediyorum az önceki şatı bana göster. Oyunun ismini söyleme, Kojima yaptığını söyleyebilirim o şattan. O yarım zoom lens flare. O kadar belli ki yani. Evet bu Metal Gear Stranding gibi bir şey olmuş. Bu ne olmuş? Kutuyu da alıyor. Hadi bakalım. Kocaman ne yapıyorsun? Çok aptalca fikir falan mı dedi? Çok düşündü. Beğenmedi. Ne alaka lan diyecek. Evet, sırf dalga geçmek için yapıyor bu arada şu anda. Sırf dalga geçmek için yapmış ya. Kaç milyon harcadın lan bu şeye? Yemin ediyorum Konami ile taşak geçmek için yapıyor adam. Yok. Gördü Schneider katı tabi. Çakma DLC geldi abi. Cidden çakma DLC. Ben oynama tekrardan bu arada oyunu. Jurassic Park Evolved ya. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Öldüm geldim. Ne acaba? Çok Jurassic Park gibi geliyor ya bana. Jurassic Park abi arabalardan bil tamam. Ez hiç zorlanmadım. We abused our power. Çerez. Ama single player olursa çok sevinirim. Park yapmak istemiyorum tekrar. Like it was a toy. Önceki oyun gibi olsun istemiyorum ya. O güzeldi tamam ama. Here we are. This is a very different world. Kaç kaç. Ulan aynı oyun devamı bir de ya. Ya istemediğim şey direkt ya devamı. Sırf götlüğüne yemin ediyorum.
Adamlar şey dedi yani. O kadar yapmayacağız ki dediğini devamını yapacağız. A lost ark is now but a myth. Lost Ark çok güzel oyun oğlum. Diablo bağımlısı olan insanlar için dünyanın en güzel MMO'su. Sıkıntı şu. Türkiye'de yok veya Avrupa'da yok yani. Lost Ark bedava. Ama büyük ihtimalle beta'ya giriş paralı olacak. Bu izometrik arkadaşlar. Diablo ama MMO gibi düşünün. Yok, Path of Exile gibi değil. MMO'ya daha yakın. Yani Diablo tarzı ama MMO'ya daha yakın. Ben oynadım bu arada. Ben bunu Rusya şeyinde oynamıştım. Utab'ın VPN'i sayesinde. Çok keyifliydi. Çok güzel oynadı ama şimdi oynanmıyor VPN'de yani. Kanser oluyor. Bilmiyorsanız bu haftanın etkinliği de bu. Yarın bir sonraki etkinliğimiz 12 Haziran'da 22'de. Bunu Twitter'ımda bulabilirsiniz. I know we've got the first look world. Ubisoft yayını 2 gün sonra saat 10'da ve orada 2 tane Valhalla, Far Cry 3, 4, 5 vereceğim. Bol bol oyun vereceğiz. Üzerine 3 tane Rainbow Six vereceğim üst edition'lardan. Crew 2 vereceğim. Onları ben dağıtacağım. Aynı zamanda bir de Ubisoft'un dropları var. Abonelerim, hayır, herkes açık. Herkes açık. Bu E3 etkinliği. Ubisoft bana bedavaya gönderdi. Ben de size şey yapacağım. Yayında olmanız lazım. O ne lan öyle? O neydi lan öyle? That's kinda sus, bro. Oh. Lan bu oynanır ha. Oha, modu çalmışlar. Güzel. Our sins will catch up with us. Bu güzele benziyor bu arada. Always. Aynen, Sultan Sanctuary'in devamı galiba. Yep. I was given a second chance. Çok benziyor çünkü. I spoke the words. I drank the Mage Bane.
Adamlar Sekiro ile Dark Souls'u mu birleştirmiş, bana mı öyle geliyor? Oynanır bu arada. Bir Elden Ring'miş, şok. I am a marked inquisitor. There aren't many of us. But together we will tame the chaos. Salt and Sacrifice. Cık, güzel. Oynarız. Oynanır. Güzel oyun. Annapurna cidden inanılmaz iyi indie oyun yapıyorlar bu arada. Yani Annapurna'dan çıkan her indie oyunun güzel olduğunu düşünüyorum. Ya indie oyun konusunda adamlar indie oyun publishing, yapımcılığı, yayıncılığı konusunda Annapurna'dan daha iyi bir ekip yok gibi düşünüyorum. Devolver Digital'le kapışabilirler. Çok güzel gözüküyor lan oyun. Şey gibi hissettirdi bana. God of War'da Titan'ların üzerine çıkıyormuşum gibi hissettirdi. Tam o hissi verdi bu arada. For Chivalry 2, which you can yok, play yok abi. Right now. Yok, öyle çıktı o. Hadi abi. For every warrior, there comes a time when a moment will decide your fate. Bu arada, bu oyunu ne bitirdi biliyor musunuz? Bu oyunu ne bitirdi biliyor musunuz? 700 milyon şey yaptılar. Beta yaptılar. Random merak eden de şey yaptı. Yani o kadar. Yani o kadar güzel, tabii zaten Mortar çok daha iyi. Ben Fuat'la konuştum. Fuat şey dedi zaten. Full sağ tuşa basılıp bloklayabiliyor musun? Bir de hani mesela benim gibi insanlar var. Benim gibi insanlar var şey yapıp 3-4 gün oynamak için alan. Şimdi onlar da beta'da oynadı, sıkıldı. Hani benim için okey, ben oynamayacağım bir daha. Stamina var, full bloklayamıyorum. Abi ama şimdi şöyle bir şey var. Bu tür oyunlar stamina, yani bak sadece sağ tık yapıyorsundan kastım şu. Mortal'da geleceğin yönüne göre sağ tık yapmazsan damage yiyorsun. Bu oyunda yemiyorsun. O çok kolaylaştırıyor. Bu ne? Aha, Valorant yeni hero. I told you it was very very quick. Warring PMC factions face off against each other and escape from Tarkov. Lan videoyu göstermediniz. First person shooter video game developed by Battlestate Games. Today we've got an exclusive new look. Abi bir daha oynat istersen. The new area of the game under development. Ben gözümü açtım, kapattım, gitti bir anda. Oh, Seas of Tarkov. Bir dakika, kaldırdım. Kalktı şu anda. İlk defa görüyoruz bu arada bu map'i. Var ya, sırf bu map'i oynarsın 7/24.
kaç tane acaba? Kaç player'la giriyorsun buraya? ...32 falan mı? Daha fazla olması lazım. 32 olur aslında. Bu arada bu video yalan, harbiden öyle. O kadar uzun süre asla boyunda savaşmıyorsun. O kadar fazla mermi sıkıyorsan third partyleniyorsun. Veya random bir mermi sana vuruyor. Yalan yani. Ne? Destructible environment mı gösterdi az önce? Getirdin lan az önce EFT'ye. Abi bu herifler şimdi yanlışlıkla grenade launcher getirdi. Oyunun içine sıçıldı bir iki hafta. Tank bir tık ağır olmamış mı? Yani harbiden yanlışlıkla böyle bir grenade launcher'ı dengesiz getirdiler, içine sıçtı oyun içine. NPC de oğlum şöyle bir şey var. NPC'ler zaten dünyanın en kırık şeyi lan FPT'de. Adamlar aim hack, attığı bombaların sesi gelmiyor. Attığı bombaları %100 hedefliyor. Bir de tank verirsen bu herife ne olacak ki? Bir de tank ver. Yetmiyor muydu bisiklikleri zaten? Nowadays, education has to be fun. It can't be all work and no play, and quite right too. Frankly, the results speak for themselves. Academia has never been more appealing, more dynamic. Ben bu oyunu çok seviyorum. Whatever this is. Bu Two Point Hospital'ın Two Point Campus versiyonu bu arada. To live and a place to learn. Finally crafted by the sharpest minds that money can buy. Though sometimes you still can't get the staff. Yes, these days it really does feel as though anything is possible. Beep, beep. Güzel, bu çok zevkli bir oyundu. Two Point Hospital da çok güzel bir oyundu. Team Hospital'a en yakın oyundu. Netflix is a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geeked Week live stream with Mari Takahashi and Rahul Kohli. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, this show is going to be an absolute sensation. Cuphead şey dizisi geliyormuş. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geek Week evet, live-action Resident Evil dizisi yapacaklar, doğru. Bok gibi olacak büyük ihtimalle. What is Geek Week? Netflix Geek is hosting a free virtual event full of big news, exciting first looks, and the people who make the shows and films you love on Netflix. Comics, games, movies, zombies, animation, sci-fi, fantasy. Arcane, the Cuphead Show, are we on a fair? Slinger's End. No Black Eye, Castlevania, Stranger Things, The Witcher, and much more. People you love from the shows you love live. Grab your devices, tuck in, and join Netflix Geeked for Geeked Week. There's so much to get geeked about.
We aren't done with Netflix just yet, though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform game that continues to do some pretty amazing IP crossovers. You may remember last summer we announced the Avatar, The Last Bender. Avatar güzeldi bu arada. Well, as Smite enters its ninth year, it's time to go upside down. Ooh. Smite bu arada enteresan bir şekilde çok güzel promosyon yapıyor, şey promosyonu yapıyor. Ama oyun kötü. Oyun kötü olunca istediğini yapabiliyorsun yani. Bir şey fark etmiyor. Ultisi miydi lan o acaba tepeden indiğinde? Ha yok, direkt farklı şey, Apollo karakterin skiniymiş. Ne? Yeni bir oyun yapımcısı tanıtıyorlar bu arada. Şey mi acaba, Blizzard'dan ayrılıp YOLO diyen herifler mi acaba? Yeni IP değil, yeni publisher bu arada. Hem yeni IP, yeni publisher. Yani ...12 farklı Payday. Payday şey değil mi lan? Ne oluyor? Ne alaka? Ne oluyor şu anda? Şu anda random atıyoruz gibi hissediyorum. Is that who you are? My purpose makes me who I am. Şu anda şeye böyle aldım, Bin'in Van kasetlere benziyor. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Bunların hepsi bir şeyle mi birleşti? Bir stüdyo bunların hepsini aldı o zaman. Payday stüdyosu aldı. Tamam. Şöyle, bu arada Bannerlord'un da alındığını öğrendik. Prime Matter diye bir yapımcı. Amogus. Nessa! Liu! Help! Lance! Gion! Thanks. No problem. Stick together and let's do this. Is this a disco? This I do not like. Random sol tuşa basıyormuş gibi hissediyorum. Hiç böyle AI, yani böyle random. AI sadece koşma yeteneği varmış gibi hissediyorum. Just run. No stopping, no shooting, just straight to the bridge. AI bir kere bile vurmadı bu arada. Heavy. The Anacrusis. We call them tanks. I call them brutes. From Latin Brutus. Oyun fikir olarak güzel. Left 4 Dead yarım. Ertelenmezse inşallah oynayacağız bu oyunu. Ben bunu oynamak istiyorum. New World çok güzel olacak bence. Ama yani yaklaşık 3 sene ertelendi ya oyun. En son tam çıkacaktı. 1 ay kalmıştı. 1 yıl ertelediler oyunu. Scott and the team will detail updates to the game, including new mid and end game content, more PvE and expansion. Bir ay kalmıştı ya oyun çıkmasına. Beta'ya girdiler. Beta'dan çıktılar, biz bunu çıkarmayacağız dediler. Six of these expeditions will be at launch with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st.
family. Ben alırım bu DLC'yi. No joke, no şaka yani. Harbiden şaka yok. Alırım. Rocket League bile oynamıyorum. Ama alırım. Çünkü niye? Family. Var mıydı? Tamam alırım. Nasıl? Az yokmuş. Fast and Furious DLC yeni gelecek diyor işte. Ha evet böyle bir şey vardı lan. Ben bunu unuttum. Ben bunu tamamen unuttum ha. Böyle bir oyun vardı harbiden. Açıklamışlardı. Battle Royale Masquerade'di. In-game alpha footage. In-engine pardon. For centuries we have lived in secrecy among you. Maintaining the masquerade. We have influenced your society. Yok yok bu şey değil. Masquerade 2 değil. O bu farklı. Bu Masquerade evreninde geçen multiplayer battle royale. Until now. Battle royale mi? Multiplayer PvP. Battle royale mi bilmiyorum ama battle royale benziyor eninde sonunda. Bloodhunt 2021'de geliyormuş. Beklenen daha az geliyor bu arada. Ha bu şey mi? Monster Saga şey neydi bu? Aynen Darkness Pictures Anthology. Son oyunu çık kalmıştı değil mi bunların? An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood. Shall we see how many bu oyunlar nasıl? Güzel mi? Oynayalım mı bunu? What appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. Co-op oynarız. Oynarsak co-op oynarız. Ninsu ile oynarız herhalde. Komşu ile oynarız. Extremely brave. Or extremely foolish. We're going to sigh out this shit. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Get down! They're up on the ridge! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Your survival gitti deliğe girdi, kendine girdi yani adam. Rol yapıyor, yemin ederim salak rolü yapıyor da salak. We're on God's green earth and we landed. What nightmare have these luckless souls fallen into? You keep lookout. Lookout? Lookout for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth, swallowed. We have to move, let's go. By the void. Bu herifler Antin Doğan'ın yapımcısı, değil mi? The path to salvation. Or be lost in the darkness forever. House of Ashes. October 22 Ekim. Ay çok da çirkinmiş. Sen ne kadar çirkinsin. Ne? Hangi oyunda da duymadım. Ay ay acılarım nerede? Ay ay yazan herkesi indirin aşağıya. Vurun lan. Beeps out. Çık. Çık. Cibe etlerler burada ama işte böyle.
I'm Captain Kisara of the Elder Menencia Guard. Ha! Flare the Malita! From now on, when I fight to protect my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. Sırf sesinden onun comedic relief karakteri olduğunu anlayabiliyorsun. Sırf böyle şey için koyulmuş. Karakter aptalca bir şey söyleyecek ve savaştan çıktık. Let's take a photo. İyi yaptın. Been looking for you. Olaf, get the hell out of my realm. This is Tannin's realm and it's ours, understand? Ama art style güzel bu arada oyunun. Ben Cell Shaded grafik seviyorum. Cell Shaded güzel duruyor. It's only just begun. Tales of Arise. Dün 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 dün. Acaba hangi konsollara çıkıyor? Her şeyi. Harbiden her şeyi. Ya bir Switch'e çıkmıyor, onda da kastığı için. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. That the console version of Sky Children of the Light would arrive to Nintendo Switch on June 29th. Gerçi şimdi Switch Pro'yu açıklarlarsa soon after, on July 6th. Acaba şey gelir mi? Enjoy the game. Switch Pro özel oyunlar gelmeye başlar mı? Elden Ring'cilerim, Elden Ring Switch Pro'ya geliyormuş abi. Aynen, Elden Ring bir de Switch Pro bundle. Geliyor abi. Lan ne bekledik ya? Bıktım oğlum, bıktım artık, gelsin. Bu yıl kesin geliyor. Aynen abi, %99. Yok harbiden bu etkinlikte açıklayacaklar ya, inşallah. Yani ben duydum, çok duydum. Yani harbiden o kadar çok duymam ya, çok duydum. Bu bugün duyurulacak diye biliyorum ben. Aynen abi. Aha meteor iniyor. Öldünüz. Kapat. Kaça kadar sürecek bir etkinlik? 25 dakikamız daha var. Oo, el çizimi. Zıpla. Oo, güzele benziyor lan bu. Inside gibi bu arada. Oynayışı. Limbo Inside'a çok benziyor oynayış tarzı. Çok çok güzele benziyor. Grafik dizaynı Ori'ye daha çok benziyor. Gerçi Ori'ye de benzemiyor grafik dizaynı. Kendi grafik dizaynı var. Çok farklı bir grafik dizaynı var. Ama güzele benziyor, ben beğendim. Okay. Steam'e Xbox'a çıkıyormuş. PlayStation niye bypass geçmiş acaba? Bu arada evet, bu oyun Day One Game Pass'ta var. PC'de var mı hatırlamıyorum. PC'de de var diye biliyorum. Şeyde var, Xbox'ta Day One var. PC'de var mı emin değilim. Okay. PC konusunda bilmiyorum. Bakmam lazım. Traps. Ow. Oh, shit. Oh, no, you get that. A warrior's death, I died. Dur bakayım, merak ettim. Bir araştırayım, PC'de var mı? Cidden. Hey. Cidden merak ettim. Neydi bu? Oh, no. Oh, no, I can't believe I'm down. I'm down, people. The developer's down? The dev is down. So, Ember, I know you really wanted to be Driss, right? Absolutely. I've read all the books, especially the Driss backstory, and I just connected with it on such an intimate level to the point where hem PC'ye hem Xbox'a gelecek bu arada. TV is actually based on this character.
The red eyes, even though Driss has purple. Hem PC'ye hem de şeye Xbox'a Day One geliyormuş. Oh, the Verbeek chef. That doesn't look healthy at all. Why did I just run up on him like that? Let me see what you got. You ain't got nothing on us, baby. I'm here now. Oh, whoa. I spoke way too soon. We got him. We got him. He's gone. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Damn. What a death. I'm gonna have some weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Yeah. We did it. Ya her türlü oynanır abi. Oyun zaten 2 hafta sonra çıkıyor. Game Pass'ta var. 4 kişi oynanıyor. 4 kişi arkadaşlarla beraber. Haha gobur. Oh gözüm. Palides hala yaşıyor muydu lan? Gerçi arkadaşın daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. Oradan başlamamız lazım. Doğru, ben onu unuttum. Onu kaçırdım. Baştan başlayacağız derse yapacak bir şey yok. Monster Hunter'ın devamı şeye giriyor, Switch'e geliyor. Wings of Ruin. You don't understand. That Rathalos is. Çıktı mı? Çıkmadı ya daha stories. Ha pardon, bu farklı, tamam, yok o dediğiniz çıktı, tamam doğru o çıktı. Rise benim dediğim, Rise çıktı doğru. We can't let you interfere with our plans. Bu Digimon'du bu arada az önceki. Digimon'dan çalmışlar. Suppose he saw this coming? We won't let you awaken it. Wings of Ruin. Bu arada Amazon Gaming çöktü. So, you're going to be born, huh? Ne? Ulan adama bak nasıl düşman, helal olsun, düşman gibi düşman, doğmamış çocuğa tehdit savuruyor. Elden Ring sonuncusu ya belli. Sega. Yep, all of them. Rule number one. Certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then. Rule number two. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Because it's their catnip. And if it goes, you go. Yep. Just like that. Rule number three. Watch your squad. 10 dakika sonra bitiyor. The guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Together again. And rule number four? Well, if you've got all that going, but you still can't win, you gotta change the squad. Tag team. I'm in. Maşallah her şeye çıkıyor. Sega. Check it out. Ne, hangi oyunda dedi? Fall Guys mı dedi? Oha Nier. Bunu alırım bu arada. Oha çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş abi. Aa Genshin.
Genshin'e ne para be yaptı be. In their vision will fade away. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. Genshin beleş efekti. Genshin her yerde beleş ki. Genshin'e elini veriyorsun. Ondan sonra vücudunu kaptırıyorsun abi. Waifu diyor milletin beynini şey yapıyorlar. The winds are coming. Clouds high. The birds come. Gerçi ben bu oyunu merak ediyorum. Bunu izlerim. Bunu izlerim. Bu Left 4 Dead 3 olabilecek en yakın oyun bu. O yüzden bu izlerim. Okeyim buna. Ha çünkü aynı stüdyo yapıyor. Left 4 Dead'i yapan stüdyo yaptığı için. O ne lan öyle? Open Beta 5 Ağustos. Şimdi Open Beta değil, pre-order yaparsan Open Beta. O Close Beta, o Open Beta değil. Okay, özel demolar falan olacakmış. Hi, my name is Andrew Schuldeis and I'm working on Tunic, which is an isometric action adventure about a tiny fox in a big world where you explore the wilderness, fight monsters and find secrets. I first started working on it about 6 years ago. It's been lan çok tatlı lan. Over the years, but I'm really excited about where we've gotten to today. So in Tunic, you start the game and you are a little fox that's washed up on a beach and you don't have a whole lot of context except for, you know, a lust for adventure, and you are going to wander off and maybe you're going to find a stick, and maybe if you venture a little bit further, maybe you're going to find a sword. And it's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows before, but we wanted to put together a brand new demo that was, you know, for the home audience. And so it's full of never before seen stuff, a brand new dungeon, a bunch of areas people haven't seen before. It is. The giants have come to Midgard and you have been chosen by the gods to protect this realm. Artık ilmek istiyorum buradan. Task is to find some new clothes that aren't desert. Drofty. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets, ne gather bu? Rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. Oynarım you ben bunu. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. The Helthings rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious night makes way for a new day to venture into new lands, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with Valheim great risk comes great rewards. Aynen, but tamam. Be careful. You're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. Oo, titanlara bak abim ya. And it's time for us to end their path of destruction. Let's show them our might is greater than their height. Güzel bu arada. Keyifli. As the saying goes, Valhalla can't wait. Tribes of Midgard. Güzel oyuna benziyor bu arada. Ha? Oynanır. Yok mu şu anda çıkmış olması? Aa yakın. July. Okay. 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 Adamın Iron Man'ine bak. Thank you.
O figür biraz pahalıdır. Bu arada grafik çok güzel gözüküyor lan oyunun. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams, the dude who saved the world from evil. I'm here to bring you the lowdown on the upcoming Evil Dead the game. You and your friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the nightmare. You'll use savage finishing moves or tear evil a new one. Or, if you're not into the whole save the world thing, we have another option. Güzel hareketti. Yalan yok. You can play as the vile Kandarian demon itself. But who would want to do that? You'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two shoes to death. Asymmetric and multiplayer. You can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary artifacts. Grafiksel olarak çok güzel gözüküyor ama. You'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. It was no accident that Ash always wore brown pants. Ya tek bence bu arada bir artısı var. Diğer böyle 13. Cuma'dan filan. 7-24 bir şeyle çatışıyorsun en azından. Sadece gizli gizli gitmiyorsun, en azından sıkıyorsun yani bol bol. Güzel evet ya, ben beğendim bu arada. Çok adam öldürdüler ama. Okay, guys. Geldi mi? Geldi mi? Grand finale. Geldi. This is extremely special. Today, I am so deeply honored to be given the opportunity to share this next game. It comes from one of our industry's most acclaimed developers tamam. And a previous Game of the Year winner at the Game Awards. Tuttu. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. Geldi mi? So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It is finally time. Geldi mi? Geldi. Elden Ring geldi. Demiştim 199 diye. Kapattım kendimi. Ya da kapatmadım. Chat'i kapatayım ama. Geldi. The tarnished will soon return. Guided by grace once lost. Ay. The Golden Order is broken to its core. The Elden Ring, emboldened by the flame of ambition. Oyun direkt benim için yaratılmış. Claymore'la başlıyorsun zaten. They will fight, and they will die in an unending curse. Thank you.
on. Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Çok kalktı, çok kalktı, çok güzel. Çok güzel gözüküyor, ağlayacağım. Değdi, yemin ediyorum değdi. Oha, çok yakın lan. 6 ay kalmış. Let's go! 6 ay kalmış. It actually happened. Elden Ring is coming, as you saw, January 21st, 2022. To next gen, current gen, it's so incredible. Tamam oğlum, 6 ay kalmış her türlü 2022'nin başında. The team at From for sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my god, I'm free. Neyse, o zaman çok 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 teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Yarınki yayına kadar görüşmek üzere. Bye bye.